Merhaba gönül dostlarım, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün deste seçmeli bir bakım yapacağım. Bakalım enerjiler hangi yönde, bir görelim. Aynı zamanda şöyle tatlı bir çiçek kokulu tütsümüzü de yakalım. Şöyle güzel enerjiler bulsun bizleri, olumsuz ve negatif enerjilerimiz varsa da arınalım, değil mi? Temizlenelim, arınalım. Şimdi şöyle tütsümüzü de hemen kenara koyalım. Bir de mumumuzu yakalım. Güzel niyetlerimiz için. Şimdi kolektifin ayrına zamansız zamanı adıyorum biliyorsunuz. Beni takip edenler daha doğrusu bilirler. Bilmeyenler ve yeni izleyecek olanlar için de her daim zamansız zamanı adıyorum. Ve kolektifin ayrına ne zaman, hangi vakit denk geliyorsanız videolarıma niyet alabilirsiniz. Özellikle kendinize odaklanmanız bakımlarım açısından uyumlanma oranına göre çok daha fazla olacaktır. Tabii ki niyetleriniz çok önemli. Dilekleriniz, istekleriniz çok önemli. Ama bizim amacımız daha çok kendinize odaklandığınızda, kendinize ait olan şeyler dilediğinizde, istediğinizde bilinçaltınıza kodladığınız olumsuzlukları, negatif enerjileri sizlerden uzaklaştırmak, temizlemek, arındırmak. Asıl amacımız bu. Şimdi bakalım neler göreceğiz, nelerle karşılaşacağız. Bunları biraz ele alacağız. Sol tarafımda görmüş olduğunuz mavi bir deste, sağ tarafımda görmüş olduğunuz da kahverengi bir deste var. Bu destem melek destem, melek tarot kartları destem. Bu destem de meleklerin bilgeliği tarot kartları destem. Hangisini arzu ederseniz seçin. Bakım içerisinde bakalım nelerle karşılaşacaksınız, göreceğiz. Videoyu durdurabilirsiniz bu süreçte ama ben tabii akışta devam edeceğim. En önce yapmam gereken şeylerden bir tanesi de anlık enerjilerinize bakmak. Benim için en önemli destelerden bir tanesidir enerji destem. Çok seviyorum. Gerçekten olumlu, pozitif güzellikleri bana getiriyor. Olumsuzluklar varsa da nelere dikkat etmem gerektiği konusunda gerçekten ilk etapta beni çok güzel uyarıyor. Hemen kolektifin hayrına, zamansız zamana diyerekten videoma başlıyorum. Bakalım enerjimiz nasıl? Desteği seçenler, yani sol tarafımdaki desteği seçenler kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı aralanıyor. Çok güzel bir karttır bu. Yeniliklerin sizi bulacağına dair harika bir karttır. Eğer bir şeyleri yeni bir adım atmak, yeni başlangıçlar, var olan şeyler üzerinde yenilikler yapmak istiyorsanız özellikle eğitim anlamında gerçekten güzelliklerin size doğru artık yürüdüğünü değil de koştuğunu söyleyebilirim. Siz de onlara doğru, o güzelliklere doğru, hayırlı olanlara doğru koşuyorsunuz. Ve diğer desteme geliyorum. Diğer destemin enerji kartına bir bakalım. Dördüncü çakra. Aslında ben burada normalde bu kart çıktığında bu çakrada enerjilerin düşük olduğunu hissederdim. Ama son zamanlarda aktif olduğunu düşünüyorum. Bu ay dördüncü çakrası aktif olan enerjiler daha ön planda. Eğer ki dördüncü çakranızla alakalı sıkıntı yaşayanlarınız varsa, bir olumsuzluk hissediyorsanız kalben, çünkü kalp çakrasıdır, rengi yeşildir. Mümkün olduğunca üzerinizde yeşil tonlarını bulundurmanızda fayda var. Hatta benim videom var dördüncü çakraya ait. Lütfen onu izleyin. O da zamansız zamanı aittir ve altında bulunan açıklamada detaylar mevcut. Üzerinizde hangi taşları bulunduracağınıza kadar bakmanızı tavsiye ederim.
Burada dördüncü çakrada gerçekten aktiflik söz konusu. Ve biraz sevgiye dayalı, kalben mutlu olabileceğiniz güzel gelişmeler yaşayacağınızı hissediyorum. Zaten detaylara baktığımızda da bakalım bize neleri verecek. Sorunlu olanlar varsa, yani dördüncü çakrada sıkıntı yaşayanlarımız varsa da zaten deste bizi uyaracaktır hangi konuda olduğuna dair. Şimdi hemen sol desteği seçenlerle başlayalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Üç tane kart seçeceğim. Şu kartı da ilk bu kartı seçecektim şunun yerine ama elim buna gitti. O yüzden bu kartı da ekstra okumak istiyorum sizler için. Diğer destemizin de kartlarını seçelim. Okumaya öyle başlayalım. Kartlarım gözüküyor mu? Biraz evet. Şöyle ki sol tarafımdaki desteği seçenler için şunu söyleyebilirim. Hani sizin kişisel bir iyileşme ve mutluluk kapısı hareketleniyordu ya. Kendinizi geliştirmek için çok güzel haberler alacaksınız. Evet, çok güzel teklifler alacaksınız. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Gerçekten kendinizi yenileyeceksiniz. Harika bir dönem bu dönem sizin için. Eğer 2024 yılına ait plan ve programlarınız varsa da bunları yavaş yavaş yerine getirebileceğinizi, çünkü bununla alakalı güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Biraz kendi içinizde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Mücadele vereceksiniz. Tabii ki mücadelesiz, emeksiz hiçbir şey olmuyor. Bunlar size biraz acaba doğru yolda mıyım? Doğru mu yapıyorum? Çok fazla işimi üstlendim. Çok fazla sorumluluk mu aldım? Birden fazla iş yapıyorum, iş yüküm arttı gibi bir takım soru ve sorunlarla karşılaşabilip kendinize sorular sorabileceğiniz bir süreç olabilir. Ama inanın bunun üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Çünkü burada bir büyük arkana kartımız var ve bu da bir imparatoriçe kartıdır. Gerçekten mücadele verdiğiniz, emek verdiğiniz ve karşılığını almak için çaba sarf ettiğiniz her ne konu varsa, inanın sınırsız bolluk kapınızı çalacak. Çok da güzel bir teklifiniz var. İlişkisi olanlar evlilik teklifi alabilirler, ilişkilerini daha ciddi boyuta taşıyabilirler. Eğer bir ilişkisi yoksa, konuştuğu, görüştüğü birileri varsa, bunu artık bir adını koyalım, artık bir sevgili olalım dedikleri noktaya getirebilirler. Veyahut da arkadaş ortamına girdiklerinde yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni bir adım atmak istiyorlarsa, eğer aşk anlamında hayatlarında kişiler, bekarlar için de güzel teklifler söz konusu diyebilirim. Şöyle kartlarımı hemen karşımıza alalım. Çünkü bunlara ihtiyaç duyacağız. Gözümüzün önünde olsunlar. Ve dördüncü çakraya geliyoruz. Bir diğer destemize bakalım. Ben merak ettim. Bize bir uyarısı var mı? Evet. Şimdi şöyle ki bir süreçten geçilecek. Bu her iki desteği seçen insanlar için de söyleyebilirim. İkili süreçler var. Yani biraz gel git yaşayabilirsiniz. Aklınızla mantığınız arasında gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü burada dördüncü çakranız sizi ele alıyor. Kalbiniz sizi sarıyor. Güzel bir heyecan var. Dolayısıyla mantığınızla kalbiniz arasında gidip gelmeniz çok normal.
bir karar süreciniz var. Teklif almış olabilirsiniz, alacak olabilirsiniz. Bununla ilgili bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. İşle alakalı süreciniz olabilir. Çok sevdiğiniz bir işte çalışıyorsunuzdur ama artık bu sizi yoruyordur ve mantıken ya ben bunu bırakmalıyım ama çok sevdiğim için, ortamı çok sevdiğim için bırakamıyorum diyenleriniz de olabilir. Gerçekten hikayeniz neyse siz kendinizi ona alın lütfen. Burada mücadele verilen, hatta engeller koyduğunuz kişiler varsa, mesafe koyduğunuz, engeller koyduğunuz, bu engellerin aşılabilecek durumları olduğunu söyleyebilirim. Yani siz kendinizden o kadar eminsiniz ki bir şeyleri gerçekten somut görmek istiyorsunuz. Ben alelade bir iş yapamam. Benim elimde somut şeyler olmalı. Benim gözüm görmeli, kulağım işitmeli. Benim karşıma gelen iş, aşk, her ne varsa bunun bir karşılığı, somut bir adımı olmalı diye düşünüyorsunuz. Ve gerçekten çok doğru düşünüyorsunuz. Çünkü havada kalan şeyler sizi yorar. Engeller koyduğunuz, mesafeler koyduğunuz insanlar için yaşadığınız bu ikilemler. Acaba ben bu engeli kaldırmalı mıyım? Bu engel durmalı mı? Ben çok yoruldum. Evet, mücadele etmem gerekiyor ama yaptıklarım da bir kenarda duruyor. Bir emeğim var, bir mücadelem var. Ve bu yaşadığım ikilemleri ben farklı bir platformda kendime iyi gelecek şekilde kendimi yenileyebilir miyim? Örnek veriyorum, sosyalleşmek, aktivitelere katılmak gibi. Dolayısıyla burada dördüncü çakranız o kadar sizi saracak ki, o kadar aktif bir hale gelecek ki, yaşadığınız ikilemler artık sizin karar sürecinizi hızlandıracak. Tamam artık diyeceksiniz ya. Biraz harekete geçmek zorundayım. Artık bir şeyleri elime almak durumundayım. Netlik kazandırmak durumundayım diyeceksiniz. Sevecen, zarif, yapmak istediklerini gerçekten yapabilen bir güce de sahipsiniz. Aklınıza koyduğunuzu yapıyor olarak görüyorum ben burada. Sadece mantığınızla da hareket etmeyeceksiniz bu süreçte. Kalbinizin, duygularınızın ağır bastığı, görmüş olduğunuz gibi bu da bir netlik kazanıyor. Yani bu aşikar. Yani siz sadece mantığınızla hareket etmeyeceksiniz alacağınız kararlarda. Kalbiniz de ön plana çıkacak diyebilirim. Zaten burada bariz bir şekilde belli. Bu arada biraz anlatım sıkıntısı yaşadım. Gerçekten burada bir engel var. Biraz beni kilitledi. Biraz tıkandım. Konuşmadığınız, görüşmediğiniz bir kişi varsa ben karşınıza çıkma olasılığının yüksek olduğunu, tekrardan görüşmek isteyebileceği enerjisini alıyorum. İkilemler yaşamanızın sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir, kabul edip etmeme noktasında, ama ilerleyen, hani bakımın ilerleyen sürecinde göreceğiz. Gerçekten beni tıkadığı noktada ne kadar derinlere inebileceğiz, birlikte bakalım. Sorularımız olacaktır, aklımıza takılan bir şeyler olacaktır. O zaman farklı bir desteğiyle sormaya devam edeceğim. Şimdi bir kart düştü ve bu tarafa doğru düştü. Hani yuvarlanmadı diğer tarafa. Şunu hemen bir açmak istiyorum. Kutsal nefes ve ses. Yaşam gücü, iletişim. Şimdi sol tarafımı, nedense sol taraf inanılmaz aktif şekilde ilerliyor. Zaten 4 kart seçtik. Niyetimde bu kartı seçmek varken bir anda bunu seçtim. Ama yani niyet derken gözüme çok ışıldadı, parladı. Hemen bu kendini bu tarafa attı. Yani şu desteği seçenlerde inanılmaz bir aktif enerji var. Bu çok güzel. Bunu korunmanız için elinizden ne geliyorsa yapmanızı tavsiye ederim. Olumlamalar mı yapıyorsunuz? Devam edin. Kendinizi mutlu edebilecek aktivitelerin içerisinde misiniz? Sosyalleşiyor musunuz? Yeni yeni insanlar mı tanıdınız? Devam edin. Bu çok güzel. Çok pozitif enerjiler görüyorum, hissediyorum bu tarafta. Diğer tarafta tıkanıklıklar var çünkü engeller var. Biraz da gelgitler fazla. Ama çözeceğiz. Burayı da çözeceğiz inşallah. Bakalım. Bolluk. Halinize bolluğu, bereketi gerçekten çekiyorsunuz. Bakın, burada tılsım, yani para kraliçesi var. Toprak elementi.
Burada karşımıza çıkan bir bolluk kartı var. Talih, zenginlik, bereket. Gerçekten istediklerinizi elde edebilecek güce sahipsiniz. Yaşadığınız ikilemler sizi yanıltmasın, sizin modunuzu düşürmesin. Bunları gerçekten rahat bir şekilde atlatacaksınız. Ama bu süreçte biraz sabretmeniz gerekiyor. Şu engelleri aşacağız ya, aşmalıyız. Gerçekten hak edenlere engel koymuşsanız da hani bu durumu nasıl analiz edeceğiz? Neler göreceğiz? Bakacağız. Neden o engeller var? Karşı taraf niye sizi zorladı da bu engelleri koydunuz? Ya da siz neden engel yediniz? Bakalım. Engeli ben yedim diyenleriniz de olabilir çünkü. İzleyenler de. Çünkü biliyorsunuz ki bu kolektif bir bakım. İkisini de aynı anda açmak istedim. Bakın ikisinde de yeşil temalı kartımız geldi. Bu bir şifadır, şifalanmadır, iyileşmedir. Yani burada kısacası daha kartların içeriğini okumadan size şunu söylemek istiyorum. Sol tarafın enerjisi zaten muhteşem maşallah ama sağ tarafta gerçekten iyileşecek. Bu engellerin kalkacağını zaten hissediyordum. Gerçekten bu engeller kalkacak. Bu engel kısmı aşılacak. Zorluklar. Yani bunu engel olarak birini sosyal medyadan engellemek olarak da düşünebilirsiniz ama karşınıza çıkan zorlukları da düşünebilirsiniz. Bu da bir engeldir. Bir tökezlemedir. Hayat akışında bir takılmadır. Dolayısıyla şifalanacaksınız. Sizin gerçekten mücadele ederek bir şeyleri elde ettiğiniz o kadar belli ki sağ taraf için söylüyorum. Sol tarafta gayet enerjisini harcadığı gibi karşılığını alma sürecinde. Yani bir verirken bir alıyor ama bazen bir verirken iki de alabilir bu dönemde. Bolluk bereketi hanesine çekiyor ve içsel bilgelik yani kendisini iyileştirme, geliştirme konusunda bakın enerji kartımızla birlikte Tanrıça kartımız birbirini destekliyor. Ve diyor ki kartımızda ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap. Yani gerçekten siz ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Sağ tarafa baktığımda sağ taraftaki desteği seçenler için de duyarlılık kartımız var. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçının. Yani biraz toksik ilişkilerden, sıkıntılı durumlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyor ki keza önünüze çıkan engeller işte kiminiz için sosyal medya engelleri de bununla alakalı. Size iyi gelmeyen ne varsa hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sizin iyileşmeniz ve şifa bulmanız, bolluğu bereketi hanenize çekmeniz için buna ihtiyacınız var. Kalp kırıklığı yaşayanlar, ikilemler yaşayanlar bunu aşacaktır bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi nasıl şifalanacağımızı da kartlarımız bize söylüyor. Ama tabii ki bunu yapabilmek marifet. Yani biz bunu mantıken biliyor muyuz? Evet ama fiziksel olarak, ruhsal olarak bunu aktive edebiliyor muyuz? Maalesef çoğumuz bunu yapamıyor. Yapabilmek için de burada yeşil kıyafetler giymek, yeşil aksesuarlar takmak çok daha kolay. Belki doğal taşları temin etmeniz zor olabilir. Hani maddi açıdan temin edemiyor olabilirsiniz. Herkesin maddi durumu iyi değil ama eğer temin edebilenleriniz varsa gerçekten almanızda, üzerinize taşımanızda fayda var diyebilirim. Evet, devam edelim. Ben konuşturma kartlarını da kullanacağım. Akıldaki kişiyi de biraz bu enerjiler içerisinde dahil etmek istiyorum. Düşündüğünüz, hissettiğiniz, sevdiğiniz insanların size ne söylemek istediğini biraz merak edenleriniz varsa açıkçası ben de merak ediyorum. Buna da değineceğiz. İki destem daha var. Onlardan da birer kart alacağım. Kristaller ve ateş. Bakın yani dördüncü çakrası aktif olanlar.
Alev alev yanıyor. Alev alev. Şimdi sol tarafı ele alacağım. Direkt soldan başlıyorum yine. Kristaller çıkmış. Odaklanma. Gerçekten kendinize odaklandığınız bir süreç içerisinde olduğunuzdan dolayı, eğer odaklanmayanlarınız varsa da lütfen buna dikkat edin. Çok güzel bir süreç var. Gerçekten nazar değmesin. Harika bir ilerleme görüyorum sol taraf için. Plan, program, hedef ne varsa aklınızda, gerçekten uygulamak için attığınız her adım size güzel yeni kapılar açacaktır. Enerjiniz aktif. Güzellikleri kendinize çekiyorsunuz. Bakın, enerji aktif olduğu zaman, yani güzel pozitif enerjilerle büründüğünüzde her şey size oluk oluk akıyor bakın. Siz bir verirsiniz, bir geri gelir, ama bazen iki gelir, üç gelir. Gerçekten bu sol tarafı seçenler için bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Sağ tarafı ele aldığımda da, sağ tarafı anlattığımda söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de, hani biz bu dördüncü çakraya takılı kaldık ya, engellere, ikilemlere vesaire. Bakın, burada içinizde öyle bir tutku, öyle bir ateş, öyle bir sevgi, aşk var ki, yani siz bir çiçeği de çok güzel sevebilirsiniz. Bir insanı da çok güzel sevebilirsiniz. Bir hayvanı da çok güzel sevebilirsiniz. Yani güzel sevmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Kimi sever, gösteremez. Kimi sever, şeydir, temas bağımlısıdır. Sürekli dokunmak ister, ama kimisi çok güzel sever sevdiğini. El üstünde tutar, değerini, kıymetini bilir. Sizin içinizdeki tutku, aşk, sevgi de böyle güzel aslında. Güzel bir sevgi, güzel bir aşk. Ama burada yaşadığınız işte ikilemler, sıkıntılar sizi biraz bir iki adım geriye gitmenize sebep olmuş. Ama yani siz o tutkuyu, o aşkı tekrardan içinizde bulabilirseniz, ki bulanlarınız olacaktır bu dönemde, bu bir haftalık 10 günlük süreç içerisinde. Videomu çok uzun süre sonra izleyenler için de bu aynı şey geçerli. Kolektif çünkü. Kısa bir vade içerisinde yenileneceksiniz. İçinizdeki o ateşi, o tutkuyu keşfettiğinizde yeniden o eğer içimdeki ateş söndü diyenleriniz varsa, yeniden alevlendirebileceğiniz için, o güç sizde var çünkü. Her şey bu tutkudan sonra değişecek. Bakın, bu durumdan sonra bir haftalık, 10 günlük, hatta en fazla değil 2 hafta, 2 haftalık süreçten sonra hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Bu enerjiyi alıyorum ve bir destem daha var demiştim. Ondan da bir kart alalım. Durumları düzeltiyoruz bakın. Saat desteği seçenler durumu düzeltiyor. Harika. Gerçekten durumu düzeltiyorsunuz. Şimdi sol tarafta kış kartımız çıkmış. İhtiyaçlarınızla ilgilenin. Bu dönemde tamamen kendinize yatırım yapacaksınız. Attığınız adımlar bir sonraki süreciniz için, örnek veriyorum, 3 ay 5 ay sonrasını düşünerek hedeflediğiniz bazı şeylere attığınız adımlar var ya, işte onlarla ilgili bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Bu dönemde ne yaşıyorsanız yaşayın, kenarınızda biriktirin. Biri bir şey mi söylüyor, kulağınızda küpe olsun. 5 ay sonra yapmak istediğiniz bir şey için şimdiden bir takım şeylerin, o hedeflediğiniz olayların, durumların, kişilerin tohumlarını ekin. İnanın çok güzel filizlenecektir. Zaten enerjiniz şahane. Harika gelişmeler yaşayacaksınız. Çok güzel teklifler alacaksınız. Güzel ilerleme görüyorum. İkilemler yaşadığınız süreçler olacak, ama bunlar kısa süreli olacak. Kendi içinizde, kendi zihninizde olacak bunlar. Başkalarına karşı değil, tamamen kendi zihninizde yaşadığınız bir takım ikilemler. Bu da size ayna yansıması olacak. Yani siz kendiniz bir terazi belirleyeceksiniz ve o terazide ayna yansıması, yani olurunu olmazını analiz edip hemen bir karar vereceksiniz. Çok uzun sürmeyecek. O yüzden enerjileriniz çok güzel. Çok güzel kartlar çıkmış. Çok da güzel kartlar birbirini destekliyor. Sağ tarafıma baktığımda da ateş tutku kartı çıkmıştı ve bu karttan sonra her şeyin düzeleceğini söylemiştim. Bir hafta 10 gün. Özellikle bu süreci veriyorum, ama en fazla 2 hafta. 2 hafta sonrasında olaylara çok fazla farklı bir pencereden bakacaksınız. Biraz yaşadığınız durumlara, olaylara uzaktan baktığınızda kendinizle ilgili keşfedeceğiniz bazı şeyler var.
Bundan sonra zaten gerçekten o kadar güzel bir şekilde tahtınızda oturuyor olacaksınız ki. Başardığınız birçok şey olacak. Ben hem hissediyorum hem görebiliyorum. Emin olun yaşadığınız bu hayat akışındaki zorluklar size inanılmaz derecede tecrübe olarak geri dönecek. Yani üzülmeyin. Tecrübe ediyorum diye sevinin. Çünkü bazı şeyleri yaşayarak tecrübe etmek çok daha güzeldir ki çoğumuz bunu biliriz, yaşarız. Birilerinin anlatmasıyla da tecrübe edenler vardır ama kimileri de tamamen yaşayarak bunu anlar. Bu dönemde yaşayarak çok şeyi anlayacaksınız, böyle bir süreç yaşayacaksınız ve ben akıldaki kişilere de yönelmek istediğimi söylemiştim. Hemen sol desteği seçenler için iki tane kart seçmek istiyorum. Konuşturma kartı. Enerjiler çok güzel. Her ne çıkarsa çıksın, bu güzel enerjilerden asla vazgeçmeyin derim. Ama ben olumsuz bir şey çıkacağını pek hissetmiyorum açıkçası. İki tane kart. Şu kart da birlikte geldi aslında. İkisini de koyalım şöyle. Sol taraftan başlayalım. Kalbimde her zaman başka kimsenin dolduramayacağı özel bir yerin olacak. Aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenleri hayatımdan sildim. Şimdi bu taraf gerçekten enerji o kadar güzel ki sizin için inanılmaz özel bir yer var o insanın kalbinde, aklında ve hayatında ve siz onun için gerçekten çok özel bir insansınız ve aranızdaki enerji bağlantı kimsenin müdahale edemeyeceği kadar kuvvetli ve kimse müdahale etmesin diye de hani kimse karışmasın, engeller olmasın diye o kişileri de hayatından çıkardığını, mesafe koyduğunu söyleyen bir akıldaki kişi var. Eril dişil fark etmiyor çünkü benim videolarımı eriller de dişiller de izlediği için kolektifin hayrına diyerekten zamanı adadım bakımlarım. Hemen diğer desteğimi seçiyorum. Bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerine düşünme fırsatı verdi. Geri dönüyorum, konuşup netlik kazandırmamız gereken konular var. Bakın bu engellerin yani aşılacağını, durumun toparlanacağını, düzeleceğini söylemiştim. Konuşturma kartımda nitekim beni destekliyor. Söylediklerimi, bakımımızı destekliyor. Bu engeller evet ayrılık engelleri, mesafe engelleri, mücadele engelleri. Kimimiz için de gerçekten hayatımızın zorlukları. Her ne yaparsak yapalım bundan vazgeçemiyoruz, uzaklaşamıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz her kart birbirini destekliyor. Birbiri içinde farklı anlamları olan ama yan yana geldiklerinde çok başka anlamları da bizim karşımıza çıkartan kartlar bunlar. Enerjileri çok güzel. Gerçekten bize çok güzel, çok doğru enerjiler verdiler. Ve ben son iki destemden de fayda sağlamak istiyorum. Evrenin işaretleri kartlarından şöyle birer tane seçelim. Şöyle alalım. Ve bir de olumlamaya ihtiyaç duyanlar. Yani sol deste için hani olumlamaya ihtiyaç duyar mısınız bilmiyorum ama sağ deste bunu isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü enerjisi düşük. Kalbi kırılmış. Kıyamam ama her şey düzelecek. Aktif olarak heyecan yaşayanlarınız da vardır. Oh, barışma evlilik getiriyor sağ taraf. Çok güzel. Bir şeylerin üzerinde gerçekten şu ateş var ya şu ateş. Bizim dönüm noktamız oldu bu tutku. Bizim dönüm noktamız oldu. Şimdi sol taraftan başlayalım. Görkemli krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun demiş kartımız. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin
parlayış için, şükran duygusu için de ol. Tabii biraz uzak mesafe olunca buradan biraz zor okudum ama gerçekten sizin enerjiniz muhteşem. Bu enerjinizi koruyun, kollayın ve mümkün olduğunca da dualarınızı eksik etmeyin. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. Dualarınızı sakın eksik etmeyin. Yer gök dua biliyorsunuz ki. Sağ tarafıma hemen bakıyorum ve evlilik kartımız çıkmış. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte, farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Evet, şu ateşi yakmalısınız. İçinizdeki bu ateşi yakmalısınız. Bunu kaçırmayın. Barışmalarınız evliliğe doğru gidebilir. Çoğunuz için bunu söylüyorum. Enerjiniz, istekleriniz bu yönde. Hani dedim ya, somut bir şey istiyorsunuz siz. En başta anlatırken gözünüzün gördüğü, elinizin tuttuğu, bildiğiniz, hissettiğiniz, yani gerçekten somut şeyler istiyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi o somut şey size gelecek. Evet. Ve olumlamalara bakalım. Ben elimden geleni yapıyorum. Evet, siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Muhteşemsiniz. İhtiyacınız yok olumlamaya ama ben yine de çektim. Belki ihtiyaç duyanlarınız vardır diye. Harika, muhteşem bir kart çıktı yine size. Diğer desteğimiz için de iyi dostluklar için bir mıknatısım diye çıkmış. Harika. Yani gerçekten sizin dostluğunuz, arkadaşlığınız muhteşem. Sosyal ortamlarda gerçekten sevilen, beğenilen insanlarsınız ki girdiğiniz ortam, yani toprak elementi demiştim, kendini belli eden bir elementtir. İçinizdeki ateşi tekrar yakın. Bunu yaktığınızda bir şeyler değişecek, gerçekten değişecek. Enerjiniz değişecek, bakış açınız değişecek, her şey değişecek. Bakın, burada da zaten kartal kartımız çıkmıştı. Farklı bir perspektiften bakmanın yollarından bize bahsetmişti ve gerçekten bakacaksınız, bulacaksınız doğru olanı, kendiniz için iyi olanı, pozitif olanı. Ben harika sonuçlar gördüm, aldım. Bu taraf biraz sıkıntılı, bir tıkanıklık oldu, bir gitgeller yaşadık, bir söyleyemedim, anlatamadım ama açtık artık, yani onun farkındaysınız. Sonra su gibi aktı bakımımız. Peki. Ben bir kart seçeceğim. Daha doğrusu 3 kart seçeceğim. Aklınızdan soru geçirmenizi istiyorum. Bu desteği seçenler ve bu desteği seçenler. Ayrı ayrı 3'er kart seçeceğim. Farklı bir destemden. Bir soru, iki soru, üç soru fark etmez. Ben 3 tane kart seçeceğim. Aklınızdan en az bir, en fazla 3 soru geçirebilirsiniz. Şimdi. Birinci, ikinci ve üçüncü soru için hemen şöyle bir karıştırayım istedim tekrardan. Hemen birinci, ikinci ve üçüncü soru için. Şimdi bu desteği seçenlerinizin eğer bir soru, iki soru aklından geçmişse sırasıyla bakacağım. Üç soru da aklından geçmişse üçünü de zaten öğreneceksiniz. Şimdi. Birinci sorusuna yanıt arayanlar. Aniden karşılaşacağınız durumlar söz konusu. Burada her ne soru sorduysanız bir şeyler sizin için aniden gerçekleşecek. Bir anda haberini alabilirsiniz. Bir anda bulunduğunuz ortamda bir olay gelişebilir. O şekilde öğrenebilirsiniz. Öğrenmek istediğinizi birinden duyabilir ya da istediğiniz kişiden o teklifi alabilirsiniz. Haberi alabilirsiniz. Ama ani olacağını, hiç beklenmedik bir zamanda da gerçekleşebileceğini söyleyebilirim. İkinci sorusu için burada büyük arkana kartımız çıkmış. Gerçekten ilahi şekilde ikinci sorunuzun desteklendiğini söyleyebilirim. Fakat bunun için kısa bir süre beklemeniz gerekecek. İlahi kanallardan desteklendiğiniz için hayat akışınızda kadersel bir şekilde bunun yanıtını alacaksınız, öğreneceksiniz. Hani diyeceksiniz ki yanıtım evet miydi, hayır mıydı? Bunu yaşayarak öğreneceksiniz. Ben net olarak evet, hayır demeyeceğim. Siz yaşayarak öğreneceksiniz.
Bunları birinci ve ikincisi için aynı şey üçüncü için de geçerli. Yani kartın evet ya da hayır anlamını söylemeyeceğim net olarak. Sadece yaşayarak öğrenmeniz gerektiğini bilmenizi istiyorum. Çünkü bu enerjileri aldım. Söylememem gerektiğini de düşünüyorum. Üçüncü sorunuz da gerçekten size inanılmaz bir bolluk, bereket getirecek. Yani bakar mısınız? Burada da bir imparatoriçe kartımız var. İki imparatoriçe. Yo, ben yani bu desteği seçenlerin harika olaylar, durumlar yaşayacağını, sorularına gerçekten olumlu geri dönüşler olacağını söyleyebilirim. Diyeceksiniz ki yarın öbür gün, örnek veriyorum, ben bunu dilemiştim ama gerçekleşmedi. Orada gerçekleşmeyen şeyin altında yatan hayrı düşünün, araştırın, bulacaksınız. Neden olmadığını, aslında sizin için olmamasının çok daha iyi olduğunu. Yani burada pozitif çıkar ama olmadı dersiniz, ama olmayanın altında yatanı araştırın lütfen. Çünkü buradaki kart inanılmaz olumlu. Enerji inanılmaz olumlu ve ben bu desteğe bakarken hiç tıkanmadım, takılmadım, yorulmadım. Gerçekten benim enerjimi, yani karşılıklı olarak benim enerjimi de yükselttiniz. Öyle söyleyebilirim sizlere. Harika, süper, pozitif enerjiler içerisindesiniz. Sağ tarafa baktığımda ilk soruyu akılda geçirenler, ilk sorunuzun yanıtı. Yani ben burada, ay, bir türlü açamadım kartı. Akıldaki çatışmaları görüyorum. Çevrenizdeki çatışmaları görüyorum. Ruhsal çatışmalarınızı görüyorum. Burada biraz mücadele edeceksiniz. Anlık olarak alınan kararlar varsa bunları bir oturup düşünün. Anlık kararlar vermeyin. Gerçekten canınız yanabilir. Burada biraz girdiğiniz bir ortamda sizinle aynı işi yapan insanlar vardır. İş konusunda mücadele veriyorsunuzdur. Bir şeyler arkanızdan dönüyordur, dolaşıyordur, kulağınıza geliyordur. Sakin kalmanızda fayda var. Sorduğunuz soru evet mi hayır mı konusunda bunu da yaşayacak. Bu şekilde öğreneceksiniz. Sadece anlık karar vermeyin. Tamam. İkinci soruma geliyorum. Yani ikinci niyetlerinize, sorularınıza. Olabilme olasılığı yüksek. Tabii ki yine yaşayarak öğreneceksiniz. Ama burada bir destek görüyorum. Birinci ve ikinci sorunun bağlantılı olanları varsa, eğer bağlantılı bir şekilde sorunuzu içinizden geçirmişseniz, gerçekten şu kaosu bu destekle atlatacaksınız. Burada bize eril enerjiyi vermiş, ama burada eril enerjisi yüksek dişil de olabilir. O yüzden saraylı kartlarını normal şartlarda yorumlamak biraz ağırdır. Dolayısıyla size şunu söyleyebilirim. Destek göreceğiniz bazı noktalar var ve bunu gerçekten sizin yolunuzu açacak, size destek olacak, işinizi hatta kolaylaştırabilecek bir enerji var burada. Sırtınızı dönmeyin derim. İlişkilerle ilgili bir de şu hissiyat var içimde. Hani engeller, barışmak vesaire, bununla ilgili niyetiniz, dileğiniz varsa, hani sorunuz varsa biraz mücadele edeceksiniz, ama bu konuda karşı tarafın kendini geliştirdiğini de göreceksiniz. Evet, bu kişi kesin ve kesin yani üçüncü kartımla birlikte bu konunun birbiriyle bağlantılı olduğunu görebiliyorum. Niyetleriniz her ne kadar ayrı soru sordum dese de altyapısal olarak bilinçaltınızda, daha doğrusu, birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla hızlı, hareketli bir şekilde üçüncü sorunuz hareketlenecek. Yani birinci ve ikinci de temkinli olmanız gerekecek. Ani kararlar vermeyeceksiniz. Destek göreceksiniz. Hani dedim ya, somut bir şeyler görmeniz gerekiyor. Somut bir şeyleri göreceksiniz. Ondan sonra hareketlenecek bazı şeyler. Ay, çok güzeldi. Yani şurayı toparladık ya. Çok içime sindi benim. İnşallah sizin de içinize sinmiştir. Harika bir bakımda bana eşlik ettiğiniz için, zamanınızı, o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.